Hazır mıyız? Yani merfuatın ikincisi haber. El haberi huve. Haber şudur, nedir? Ma yukmilu ma'nel mübdedai. Mübdedanın anlamını tamamlayan şeydir. Haber neymiş? El haberi huve. Haber şudur, nedir? Ma o bir şeydir ki yukmilu ma'nel mübdedai. Mübdedanın anlamını tamamlar. Ey yani Hüve el cüz'ü. O bir parçadır. Ellezî öyle ki yentazimü minhu kendisiyle beraber düzenlenen bir cüzdür. Meal müptedai, müptedai ile beraber cümletin müfidir. Anlam ifade eden cümlenin müptedai ile beraber düzenlenen bir parçasıdır. Yani anlam ifade eden cümleyi müfide diyorlar ona. Bir parçasıdır. Müptedai ile beraber haber ikisi. Mislü el müderrisu hazirun. Hoca geldi. Hazirun haber burada. Ha, devamlı diyor zaten. Hazirun haberin merfuun bir zammeti. İrabını yaptı. Hazirun haberdir. Zamme ile merfu. Vel aynani mubsiratani. Ayn göz diyebiliyorum ben. Aynani iki göz. Mubsiratani gören iki gören göz. Mubsiratani burada haber. Haberin merfuun bil elfi. Yani hem senle Nubsiretani'deki Elif Nun'un Elif'i ref alameti. Onun için de burada Nubsiretani haber ref alameti de nedir? Eliftir. Çünkü tesniyedir. El fellahune mücettune. Fellah çiftçi demek. Mücet kelimesinin anlamını bilmiyorum. Mücettune, üretici çiftçi falan olabilir. Sözlüğü olan varsa yakında baksın. Burada mücettiune haber belli. Haberun merfuun. Merfu haberdir. Bilvavi. Vav ile merfudur. Çünkü müzekker Salim'in düzenli icat eden, üreten. Bak attım tutmuş. Çünkü tecdit etmek, yenilemek falan. Haberun merfuun bilva. Vav ile merfu haber dediği ennehu cem-i müzekkeri salim cem-i müzekkeri salimdir. Cem-i müzekkeri salimin ref alameti vav iledir. Vel mühendisatu mahiratun bayan mühendisler beceriklidirler. Mahiratun haber burada. Haberin müptede haberin merfuun bir zammeti zamme ile merfu li ennehu cem-i mühendisi salim çünkü cem-i mühendis salimdir. Bu haberin müptezayı tamamlayan bir kısmı ile ilgili örnekler verdi. Haberle ilgili ikinci özellik neymiş o? El haberu yutabigul müptede e fil adedi. Sayı açısından müptedaya uyar haber. Yani el ifradu ve tesniyetu vel cemi. Yani müpteda müfretse haberde müfret. Müpteda tesniye ise haberde tesniye. Müpteda cemi ise çoğulsa haberde çoğulur. Ve finnev'i ayrı zamanda da şunda uyar. Et tesgir ve tetniz. Müpteda müzekkerse haberde müzekker, müpteda müennesse haberde müennes olur. Mislün el müderrisu hazirun. Öğretmen geldi. El müderrisani hazirani. İki öğretmen geldi. El müderrisu ve talibu hazirani. Bir öğretmen, bir öğrenci geldi. Vel müderrisetani haziretani. İki bayan öğretmen geldi. El müderrisune hazirune. Erkek öğretmenler geldi. El müderrisatu haziratun. Bayan öğretmenler geldi gibi. Yani bütün yönlerden haber müptedayı öğren. Ve izâ kâne el müptede'u cem'en. Şayet müpteda çoğulsa. Li gayri âkıl. Fakat akılsız, aklı olmayan bir çoğulsa. Mislü el benazil. Evler gibi. Veya el cibar, dağlar gibi, es seyyarat, arabalar gibi, el eşcar, ağaçlar gibi. Akılsız, akıl sahibi olmayan çoğulsa müpteda, caze caizdir en yekûnel haberu müfreden müennesen ev cemen müennesen. Haberin müfret müennes veya cemi müennes olması caizdir. Mislu. El cibalu aliyetun dağlar yüksektir. Aliyetün haber burada. Ama dikkat edin müfret müennes. Niye müennes? Çünkü kural nedir? Küllü cem'in müennesi. Dolayısıyla da haber ve müfteda arasında
müennesliği arasında uyum olacağı için, mübteda çoğun olduğu için müennes kabul edilir, haber de müennes olacak. Ama mübteda akıl sahibi olmadığı için isterseniz müfret olarak getirebilirsiniz haberi. Dolayısıyla ne oldu? El cibalu aliyetün, dağlar yüksektir. Ya da el cibalu aliyatün, dağlar yüksektir. Yine aynı anlamı verir ama ne oldu? Müennes çoğul getirildi. Ya da es-seyyaratu müsriatun, es-seyyaratu arabalar müsriatun hızlıdır, ya da müsriatun hızlıdır. Gene aynı sonuç çıkar. Anlaşıldı mı burası? Yani haber ve müptela arasında birebir uyum olacak, müfret tesniye cemide, müzekkerlik müenneslikte. Yalnız bunun bir istisnası olduğu nedir? Eğer müptela akıl sahibi olmayan bir varlık ve çoğul olarak geliyorsa haber isterseniz tekil olarak getirebilirsiniz müennes olmak koşuluyla. Üçüncü özellik haberle ilgili. El haberu selasete envain. Haberin üç türü vardır. Ha, burası önemli. Dikkat edin. Haberin üç türü varmış. El haberu haber. Ellezî ki yeka'u ismen zahiren muğraden. İsme yok. El haberu lezi haber ki o yak o isme zahir. Zahir bir isim olarak, açık bir isim olarak gelebilir. Mureben yekunu adeten nekreten. Yani açık, mureb bir isim olarak gelebilir. Adeten de nekre gelir bu. Genelde atılan mesajlar bizim sayfamda niye geliyor ben ondan veremiyorum. Peki siz ve ismi zahirun muğrebin evani. Yani muğreb zahir isim iki tür olur. İsmün camidun ve ismin müştakkun. Camid isim olur ya da müştak isim olur. Yani ismül camidun, camid isim hüve şudur. Ma la yu'hazu min lafzihi fi'lin bimanahu. Kendi anlamında olmak üzere lafzı bir fiilden üretilmemiş olandır. Mislu eset, aslan gibi, nehir gibi, husun, dal gibi, tüffah, elma gibi. Yani bakın bu okuduğumuz isimlerin hiçbiri bir fiilden türetilmemiş. Kendiliğinden isim yani. Haberin çeşitlerinin dedi birinci çeşit üzerinde duruyor zaten. Birinci çeşit de neymiş? Mureb zahir isim. Ve genellikle de bu nekre gelir dedi. Fakat mureb zahir ismi ikiye ayırdı. Camid isim ki bu normal eşyanın isimleridir bu. Biz buna usulde ne diyoruz? Ayn, ayağının isimleri yani eşyanın isimleri. Yani camid isim bir fiilden türetilme. Mesela kitap. Kitap dediğimiz zaman ne anladınız? Bir fiilden, ketebe fiilinden türetilmiş bir isim. Ama eset herhangi bir fiilden üretilmemiş. Kendiliğinden bir isim yani. Anladınız mı? Ha. Müştak isim ise el ismül müştak ku, müştak isim ise hüve şudur. Ma ukiza minel fiil. Bir fiilden gelen ve delle alasına ve bir sıfata delalet eden isimdir. Misli ne gibi? Hazirun. Hazır diyoruz değil mi? İsmi fail aslında. Veya mubsirun, görücü diyoruz, görüyor yani. Mahirun, yetenekli diyoruz, mehereden geliyor. Şücaun, cesur diyoruz değil mi? Hulübün, tatlı, ahmer, kırmızı, bakın bütün bunlar bir fiilden türetilmiş ve bir sıfat anlamı var ya. Yani. Anlaşıldı mı şimdi müştak ve camid isimler? Cevap bekliyorum. Ellezî yaka'u ismen zahiren zahir isim olarak gelen haber yekûnu adeten olur ismen müştakken türemiş bir isim olabilir. Kemâ fil emsileti sâbikati yukarıdaki örneklerde olduğu gibi türemiş bir isim olur. Ve kat yaka'u haberu haber vaki olur bazen. Kat muzarinin başına gelirse bazen diye çevirsin. Haber bazen gelir.
İsmi cinsin, cins isim olarak gelir. Ve hüve galilun, az da olsa. Mislü, ente esedin, sen aslansın. Yani burada ne dedi? Ya aslan, bir hayvanın bir türü. Ama adama sen hayvansın demedi. Ne dedi? Ey, şücaun, sen cesursun. Kahramansın demek istedi. Tamam mı? Nadir olur diyor. Mecaz daha çok, edebiyatın inceliklerinde var. Emme emmel ismül mebniyü, mebni isme gelince ellezi yakavu haberen, haber olarak vaki olan, haber olarak gelen mebni isme gelince, şimdiki neydi? Mureb isimdi birincisi. Şimdi ikincisi neymiş? Mebni isim. Fe yekûnü olur. Zamiren, zamir olur. Haber zamir olarak gelebilir. Ev isme işaretin ya da işaret ismi olarak, ev ismen mevsulen ya da ismi mevsul olarak gelebilir. Ha, şimdi haber zahir isim olarak gelirse iki türlü oluyor. Bir mureb zahir isim, iki mebni zahir isim. Mebni zahir isimde nedir? Zamir, ismi işaret, ismi mevsul. Anlaşıldı mı bu? Bu birinci maddenin iki seçeneği daha. Mislü, örneği neymiş? Ülaike, onlar ki hüm, dır. Müflihun, felaha erenlerdir. Hüm ne burada? Haber. Ama ne? Mebni bir isim, zamir. Zamirun, mebniyün, fi mahalli refin, irabını yapıyor. Hüm, zamirun, zamirdir. Mebniyün, mebnidir. Fi mahalli refin, ref mahallindedir. Haberin müptedeyi. Çünkü müptedanın haberidir. Anlaşıldı mı? İlaike, o kimseler ki hümdür, müflehun, felaha erenlerdir. İlaike, o kimseler ki ellezine, onlar ki bir, nedir? İşterevut dalalete bil hüda, hidayete karşılık sapıklığı satın alanlardır. Burada ellezî haber. Lezîne yani. Ellezîne ismün mevsûlün. Mevsûl isimdir. Haberin müttedeyi. Fî mahalli refin. Ref mahallinde müttedanın haberidir. Şimdi haberin birinci türünü anladınız mı? Haber isim olarak gelir. Mureb zahir isim olarak gelir ya da mebni isim olarak gelir. Mebni isim olarak gelmesi, zamir olması, işaret isim olması, ismi mevsul olması demektir. Mureb isim olması da iki türlü olur. Mureb isimler ya camid olur, yani kendiliğinden isim olan isimlerdir, ya da fiilden türetilen isimlerdir. Şimdiye kadar söylediği bu basitçe özetledim. Şimdi haberin ikinci türü, şibhü cümleti. Cümle benzeri bir yapı gelir. Bakın zahir isim bir, ikincisi şibhü cümletin. Cümle benzeri. Yani carun ve mecrurun evzafın. Ya harfi cerle beraber car mecrur gelir ya da zarf gelir. Bu haber olur. Mislü. El amilu fil masna'i. İşçi fabrikada. Burada el amilu müpteda. Fil masna'i haber. Şibhü cümletin. Car ve mecrur çünkü. Fil masna'i carun ve mecrurun. Car ve mecrurdur. Haberin müpteda. Müptedanın haberidir. El hadikatü emamel menzili. El hadikatü bahçe evin önündedir. El hadikatü müpteda. Emamel menzil. Emamel haber. Ama mekan zarfı. Emamel menzili şibhü cümletin min zarfin ve muzafı ile. Dikkat edin. Emame, halfe, tahte gibi zarflar, mekan zarfları ismin önüne gelir ve önüne geldiği ismin muzafı olur. Kendisinden sonra gelen isim muzafı ilehtir ve harekesi daima mecrurdur. Emamel menzili gibi. Anladınız mı? Şibhü cümletin min zarfin ve muzafı ilehin. Zarf ve muzafı ilehten oluşan şibih cümledir. Haberin müpteda, müptedanın haberidir. Menhuza, özet. Kat yesuru tesaulu keyfe enne kelimete emame. Emame ile ilgili bir açıklama veriyor burada menhuza veya özet, ara bilgi öyle diyelim.
emame kelimesinin nasıl işlem gördüğü ve elleti taka'u haberen ve haber olarak vaki olduğu meselesini açıklayacak olursak tekûnü mansûbeten bil fethati emame kelimesi fetha ile mansuptur fi hayni nerede kullanılırsa ennel asle fil haberi haberde ise asıl olan nedir? En yekûnü merfûen merfû olmaz. Dolayısıyla emamul menzili değil emamel menzili diye okuduk ama bu nedir? Zarf olmasından dolayıdır. Mahallen merfudur. Orada bize bir kaçak açıklama yaptı. Ve tefsiru zalike. Bunun açıklaması şudur. 32. sayfaya geçtim tabi bu arada. Ennel habere haber yekûnu merfu'an haber merfu olur. İzâ kâne ismi cinsin ev ismen müştakkan cins isim olduğu zaman veya müştak isim olduğu zaman haber merfu olur demektir bu. Ve emma izâ kânel haberu şayet haber olursa şibhi cümletin şibih cümle olursa fe innel ibâretel mükevvenete minel zarfi vel muzafu ileyhi zarf ve muzafun ileyhden oluşan ibare en yani şibih cümle tekûnu haberen, haber olur. Dolayısıyla burada el hadîgatü emâmel menzili de zarf nedir? Emâme. El menzili muzafın ilehtir. Emâmel menzilinin ikisi birden ne oldu? Haber oldu. Emmez zarfu emâme. Emâme zarfına gelince fehve mansubun, o mansuptur. Bir fiilin mahsufin, hasbedilmiş bir fiilden dolayı mansuptur. Takdiruhu, onun takdiri şöyledir. Müstakarrun emame. Müstakardır yani. Yenzuru, bak, el mef'ule fih, mef'ulün fihe bak, fi faslı, ismin mensup, mensup isimler faslında, mef'ulü bihe bak dedi. Burada bize bir kaçak açıklama verdi. Şimdi ne oldu? İkinci haber, birinci haber türü açık isim. İkinci haber türü şibih cümle. Şimdi geldi üçüncü haber türüne. Cümletün ismiyetün ev cümletün fiiliyetün. Haber isim cümlesi ya da fiil cümlesi olarak gelir. İşte bu durumda ana cümle ve yan cümlecikler devreye girer. Dikkat edin. Yani bir müpteda vardır. Bir müptedanın bir başka müpteda ve haberden oluşan haberi olur. Müpteda ve müpteda haberden oluşan haber ana cümledir. Ama müptela haberden oluşan haber aslında kendi içerisinde müptela ve haberden oluşur. Ya da bir müptela vardır ya da bir fiil fail mefhumden oluşan cümle vardır ve haberdir bu. Aslında ana cümle o müptela ve fiil fail mefhumden oluşan yan cümlecidir. Ama o fiil fail mefhumden oluşan yan cümlecinin de kendi içinde özellikleri vardır. Buraya dikkat edin şimdi. Mislü ennecahu müpteda, başarı. Esasuhu el amel. El amel. Ha. Şimdi burada esasuhu el amelün necahu müptedasının haberi olan bir isim cümlesi. Çünkü el necahuyu koyun kenara. Esasuhu el amelü. Onun aslı, onun esası ameldir. Şimdi onun esası ameldir. Esasu müpteda esasuhu hu da muzafun ileyh el amelu haber. Onun aslı ameldir. Şimdi necahla beraber okuyun. En necahu esasuhu el amelu. Başarı aslı amel olandır diye çevirdik. Ameldir değil, amel olandır. Niye? Çünkü burada iki cümle var. Yani ikinci cümle esasuhu el amelü birinci cümlenin en necahu müttedasının haberi. Esasuhul amelü cümletün ismiyetin isim cümlesidir. Fi mahalli ref'in ref mahallindedir haberin. İşte orada her zaman bulunur fakat zahir olmayabilir. Yani müstetir olabilir. Bakın bir sonraki örneğe bak. Eşşemsü zahir olmayan yani mutlaka ait zamiri vardır. Çünkü
neyin ona da bir şey vereceksin, nereye ait olduğunu göstermen lazım. Ama bazı müstetir olabilir. İkinci örneğe bakın. Eşşemsü eşrakat. Güneş parlayandır. Eşşemsü'yü koyun kenara, eşrakat. Fiil ve faili var. Eşraka parladı. T'de faili. Ne parladı? O belli değil, müstetir. Parlayandır. Aha, fiil, fail. Ama eşşemsü müptedasının haberi eşrakat. El cümletül fiiliyetün, cümletün fiiliyetün, fiil cümlesidir. Fi mahalli refin haber. Buna dikkat edin. Bu çoğu metinlerde sadece fiil, fail, meful, müpteda, haber gelmez. Müpteda, müpteda, haber. Müpteda, fiil, fail, meful şeklinde cümle ve yan cümlecikler biçiminde çoğu zaman dilin inceliklerinde bu vardır. Seyyeti şerhül fıkratıcim. Bu üçüncü kısmın açıklaması gelecek. Bir tafsili teferruatıyla inde dirasetil cümleti cümle dersinde gelecek. Ve mekanu haminel irab ve onun irabtan mahalli dersinde gelecek. Fil babı Rabi. Dördüncü bapta bunun açıklaması gelecek. Evet. Bakıyoruz haberle ilgili maddeyi bitirebilir miyiz diye. Haber maddesi hakikaten uzun bir madde, bitecek gibi değil. Bence dördüncü şeyde kalalım derim.